Merhaba İlk örneğimizde SPI'yı Master modda çalıştıracağız ve bir veri göndereceğiz bunu da Logic Analyzer'den görmeye çalışacağız. Basit bir örnek yapacağız. E, şuradan QBMX'e bir bakalım SPI pinlerimiz hangisi onu göstereyim öncelikle Full Duplex Master olarak kullanacağız Dediğim gibi 2 ee, e, tane data pinimiz var. MOSI ve MISO. Bir de clock pinimiz var. SCK. Ee, chip select için de bir tane pin kullanacağız. O da PB0 olacak bu örneğimizde. Ee, ben şeyi göstereyim. Kurduğum devreyi göstereyim size. Ee, işlemcimiz bir logic analizör bağladım. Daha önce yaptığımız gibi e, ee, logic analizörden gelen sinyali okuyacağız dediğim gibi. Burada bir sorun yok. Şurada bir sensör var. Bu sensörü bir sonraki örneğimizde kullanacağız. Ee, bir akselerometre. Şu an bağlı değil. Yani elektriği bağlı değil. Güç verilmemiş durumda. Bunu dikkate almayın. Bu örneğimizde sadece logic analizörden gönderdiğimiz datayı okumaya çalışacağız. Böyle bir sistem. Evet. Şimdi hemen yapmaya çalışalım. Yapmaya çalışalım. Bakalım. yapacağız? Evet. Öncelikle ben chip select için kullanacağımız pin için makrolar yazayım daha önce söylemiştim. Chip select'i eee don'su olarak kullanmayacağız. Yazılımsal olarak kullanacağız. O yüzden bunu harici olarak initialize etmemiz lazım. Chip select portu GPIO B. <laughs> Chip select pinimizde e, pb 0a bağlamıştım. Pin 0 dolayısıyla. Bir de delay fonksiyonumuzu da yazalım. Aralıklı göndereceğiz biraz. Ödürsün. Şimdi konfigürasyon ayarlarımıza initialize işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle chip select pinimizi bir ayarlayalım. Bu pini chip select pinini <laughs> GPIO mode out GPIO mode out push pull high <laughs> ve fest olarak initialize ediyorum. <laughs> Buranın bir derliyim de yardım alalım. Şimdi neden high olarak initialize ettim? Çünkü chip select logic sıfırdayken aktif olan bir pin. SPI'deki genel durum. Dolayısıyla ilk başta pasif durumda olmasını istediğim için bunu high'da initialize ediyorum. Ee, sonra SPI init işlemimize başlayalım. SPI init fonksiyonunu çağırıyorum. Vermiyorlar. Evet. İlk parametremiz MSB mi LSB mi first olacak? Biz MSB yapalım klasik durum olsun. SPI first bit MSB olarak parametreyi ayarlıyorum. İkinci parametremiz e, hızla ilgili parametre. Baud rate'imiz ne olacak? SPI baud rate e, ne olsun? Şu an işlemcimizde herhangi bir clock ayarı yapmadığımız için 2 MHz'de çalışıyor. Dolayısıyla F Master'ımızda 2 Mhz onu böleceğiz. Kaça bölelim? Çok önemli değil şu anda. 8'e bölelim mesela böyle olsun örneğimiz. SPI Mod Master olacak. Master olarak çalışıyorum. Clock Polarity ayarı SPI clock polarity high. Bu hatırlarsanız idle durumu ee, clock pininin idle durumunu belirtiyordu. Onu high ayarlıyorum. İkincisi de faz ayarı. SPI clock face second edge ayarlıyorum. Bu da birazdan şeyde göstereceğim. Aslında bir bir durumuna denk geliyor. Yani Cpol ve e, face ayarları e, 1 bir olarak ayarlanmış oluyor. Daha sonra, daha sonra Data Directionı soruyor. Yani iki bin mi kullanacaksın, tek at mı kullanacaksın, full duplex mi kullanacaksın? Biz full duplex kullanacağız. Bu seçimi yapalım. Sonraki parametre. E, Chip Select pinini donanımsal olarak mı kullanacaksın, yazılımsal olarak mı? Biz bunu soft olarak, yazılımsal olarak kullanacağız. En son parametrede CRC'nin başlangıç değeriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım yine. CRC polinom değeri. Buraya 0x01 gibi bir değer verilmiş şimdilik. Bunu zaten kullanmayacağız. Evet, devam edelim. Sonra yapacağımız işlem e, SPI çevresel birimini enable etmek. Enable edelim. Evet şu anda SPI çevresel birimimizin initialize ayarlarını yaptık. Konfigürasyonunu yaptık. Veri göndermeye denemeyi hazırız. Ben şöyle bir şey yapacağım. Örnekte bir string gönderelim, yazı gönderelim. Onu da şeyden okumaya çalışalım. Yazımız, şöyle bir yazı hazırlayalım. Bir string hazırlayalım. "DeepMaker" yazısını göndermeye çalışalım. Bir de bunun uzunluğunu tutan len isimli bir değişkenimiz olsun. len isimli bir değişkenimiz olsun. Şimdi şu while içerisinde, while döngüsü içerisinde, sonsuz döngü içerisinde öncelikle yazımızın uzunluğunu bir öğrenelim. Bir alalım. Daha sonra ne demiştik? Busy flag, txs e bayrağı bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi transaction'a başlamadık. Öncelikle SPI birimi meşgul mü değil mi onu kontrol etmek için daha önceden gelen bir işlem var mı, devam ediyor mu? Onu kontrol etmek için bu busy bayrağını e, kontrol edeyim. Get black status SPI black busy. Evet. Eğer bu birse SPI çevresel birimi meşgul demektir. Burada bloke durumda kalalım. Eğer bir değilse SPI çevresel birimi meşgul değildir. Buraya geçebiliriz. Bir sonraki satırda sadece veri gönderme örneği yapacağım için diğer bir bayrağımızı kontrol edelim. Hangi bayrağı kontrol edeceğiz? Bu bayrak çok önemli. Veri gönderirken özellikle TX'e bayrağını kontrol edeceğim. Yani data buffer boş mu, dolu mu, gönderilmiş mi en son veri oraya yazabilir mi, müsait mi bunu kontrol edeceğiz. Eğer bu bayrak e, sıfırsa e, buffer'ımız dolu demektir. Dolayısıyla oraya veri yazmamamız lazım. Eğer birse oraya yazabiliriz. Dolayısıyla sıfır olduğu durumda bloke durumda. Kalıyorum burada. Buraya geçtiysek çevresel birimimiz hem değildir. Hem herhangi bir işlem yoktur üzerinde çalışan, hem de e, gönderme buffer'ımız boş demektir. Şimdi ilk yapacağımız işlem, e, write low diyerek, chip select pinine sıfıra çekiyorum. Bu şekilde ne yapmış oluyorum? E, chips, o çipi chip seçmiş oluyorum. Böylelikle yani gönderdiğim datayı bu chip select'e bağlı olan neyse şu an logic analizör bağlı oraya gönderilen datayı alacaktır. O yüzden bunu sıfıra çekiyorum. Şimdi bir string göndereceğim için bunu döngü içerisinde yapayım. Win 8t i e eşittir 0 olsun. i e küçüktür len olsun. i e artı artı bütün stringdeki karakterleri tek tek göndermeye çalışacağım. Nasıl göndereceğiz? SPI send data fonksiyonu kullanacağız. Bu fonksiyon ne yapıyor? Data register'e veri yazıyor ve oradan shift Register'a aktarılarak gönderiliyor data demektir. Neyi göndereceğiz? İinci karakteri göndereceğiz yazımızın içerisindeki ee, şu fonksiyonu isterseniz bir şeyine gidelim oradan da kontrol etmiş oluruz data register'a direkt veriyi atıyor aslında hiçbir şey yapmıyor data register'ın müsaitliğini daha önce kontrol etmiştik ama biz bunu sonsuz döngü içerisinde yaptığımız için tekrar döngünün başına geldiğimizde dxe bitini tekrar kontrol etmemiz gerekiyor yeniden Veri yazarken, o yüzden şu satırda buraya tekrar koyuyorum ki ee, buffer'ımız boşken, boş mu, kolu mu, onu kontrol edelim. Ondan sonra veriyi yazalım diye bu bayrak kontrolünü buraya tekrar koyuyorum. Evet, işlemimiz verimiz gönderildikten sonra, bittikten sonra ne yapalım? Tekrar bizi bayrağını bir daha kontrol edelim. Son işlem olarak yet. Black Status. Yani son yazdığımız veri gönderildi mi? Onu kontrol etmek için açısından yapıyorum bu işlemi. Son yazdığımız karakter gönderildi mi? Daha şuradan kopyalayayım. şere tekrar uğraşmayayım. Evet. Şu biz bayrağını tekrar kontrol ediyorum. İşlem bittiyse bütün verim gönderilmiş demektir. SPI çevresel birimim meşgul Değil demektir Artık chip select pinini Bir durumuna çekebilirim demek ki Dolayısıyla Chip select pinini bir durumuna Çekiyorum Şuraya bir de delay yazalım Evet biraz da beklesin Böylelikle yazımızın karakterini ee, gönderen bir program yazdık bunu yükleyelim işlemcimize bir hata yoksa logic analyzerden bir uyarı geldi strlen fonksiyonu için string haşı include etmemiz lazım Programımız çalışıyor. Bakalım Logic Analyzer'de gerçekten istediğimiz mi, gerçekleşmiş mi? Ee, polarite ve Faz 1'de burada şunu aslında şöyle yeniden eklesem daha iyi olacak. Belki. Ben şunu uygun şekilde zaten Logic Analyzer'e bağlamış durumdayım. Bir remove edeyim isterseniz. Yeniden ekleyeyim. Burada Logic Analyzer bu yüzden çok şey yarıyor arkadaşlar. Logic Analyzer'de ee, protokolleri analiz etmek için çok uygun ve gerekli bir araç. Ee, i̇şte KRC, SPI, OneWire veya daha başka bir protokol kullanıyorsanız o protokolü Modbus neyse artık hangi protokolü kullanıyorsanız onu bu şekilde analiz edebilirsiniz. Ee, haberleşmede çok şey yarayan bir araç. Şu an SPI ekleyeceğiz. SPI şu başka kanallara bağladıysanız o ayarları yapabilirsiniz. MSB First'te 8 bitlik veri transferi yapıyoruz. C polü 1'e ayarladım. C bazı da 1'e ayarladım. Onları değiştiriyorum. Enable line is active low. Bu da standart durum zaten. Chip select bininin Hangi durumda aktif olacağını belirleyen parametre. Bu şekilde örnekleme yapalım. Bakalım ne olacak. Evet veri geldi. veri gördüğünüz üzere Şurada bir şey yaptım aslında. Bunu fonksiyonunu kaldırayım da şeylerin arası çok uzun oldu. Daha rahat görmek açısından. Tekrar yükleyeyim programı. şu delay fonksiyonuyla bir alakası yoktu. Pardon. Onunla bir alakası yoktu. Yanlış yaptım ama neyse önemli değil. Belki biraz daha hızlandırabilirdim ama şeyden görebiliriz şimdi bakalım. Şuradan bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi dipmaker yazısı gelmiş durumda karakterleri. E, kontrol edelim. Enable dediği chip select pin'i. chip select pin'i sıfıra çekiliyor. Yani e, veri göndermeye başlayacağımızın veya okuma veya yazma yapacağımızı yani aktif hale getirmek için haberleşeceğimiz birimi e, bunu yapmamız gerekiyor. Onu sıfıra çektik. Daha sonra clock her bir veri göndermede clock e, işaretini burada görüyorsunuz. Bu clock işaretinin frekansı, hızı ne ile ayarlanıyor? Baud rate ayarlarımızla belli olan bir şey. Ondan da bahsetmiştim zaten. Şu an biz F master'ı 8'e bölüyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Evet F master'ı 8'e bölecek şekilde ayarlamıştık. Bu onun hızını belirliyor. Şimdi ne yapmışız? İlk önce e, D karakteri işte E karakteri sırasıyla diğer karakterler gönderiliyor. Tabii MISO'da da e, bir değer okunuyor. Yani geliş tarafında da bir değer okunuyor ama bunun şu, şu an bizim için bir önemi yok. Çünkü biz onu kullanmıyoruz. Sadece gönderme için kullanıyorum ama o örneklemeyi de yapmış oluyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla buradan bizim istediğimiz yazıyı e, göndermiş olduk. Evet böyle bir örnek basit bir örnek yaptık SPI'ye ya dair sadece gönderme yaptık. Bundan sonraki örneklerimiz biraz daha karmaşıklaşacak. Bir sensör okumasına başlayacağız. Bu örnek burada sanırım bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.